Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere Türk edebiyatının ve siyasi dünyasının en önemli isimlerinden biri olan şair, romancı, oyun yazarı, İslamcı ideolog Necip Fazıl'ın kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Tam adıyla Ahmet Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 yıllarıyla 25 Mayıs 1983 yılları arasında yaşamış büyük bir edebiyat adamıdır. Necip Fazıl, ikinci şiir kitabı olan Kaldırımlar'la tanınmış, Kaldırımlar şairi olarak da anılmış bir şairdir. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmış, Türk basının merkezi olan Bağbali'nin önde gelen isimlerinden biri olmuştur. 1934 yılında Nakşi Şeyhi Abdülhakim Arvasi ile tanıştıktan sonra hayatında büyük bir değişim olmuştur. Büyük Doğu Hareketi'nin ve antikomünizmin yayılmasında öncü rol oynamıştır. Peki Necip Fazıl Kısakürek aslında kimdir? Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 yılında Maraşlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Bursa'da Aza Mülazımlığı, Gebze Savcılığı, Kadıköy Hakimliği görevlerinde bulunan Abdülhakim Fazıl Bey'dir. Annesi Girit ensarlarından bir ailenin kızı olan Mediha Hanım'dır. Necip Fazıl ailenin tek çocuğudur. Çocukluğu dönemin ünlü hakimlerinden olan Mehmet Hilmi Bey'in Çemberli Taş'taki konağında geçmiştir. Yani solcuların deyimiyle tam bir burjuvadır. İlk öğrenimini birçok farklı okulda gördü. Gedikpaşa'daki Frerler Fransız Okulu'nda da kısa bir süre okudu. 1912 yılında Amerikan Koleji'ne kaydedildi. Ancak yaptığı yaramazlıklardan dolayı bu okuldan atıldı. Bundan sonraki eğitimine Raif Ogan yönetimindeki yatılı okulu olan İttihat Mektebi'nde devam etti. Burada da Peyami Safa ile tanıştı. Çok büyük dostlukları burada başladı. 1916 yılında Mektebi Fünun Bahriye'ye imtihanına girdi. Yani bugünkü adıyla Deniz Harp Okulu'na kaydını yaptırdı. 3 yıl eğitim gördüğü bu okulda Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Akseki, Ahmet Supi Tanrıöver gibi tanınmış isimler görev yapmaktaydı. Aynı okulda 2 sınıf üstte de kendisine tam zıt olan Nazım Hikmet okumaktaydı. Bahriye Okulu'ndaki öğrencilik yıllarında şiirle ilgilenmeye başladı. Burada Oscar Wilde, William Shakespeare, Lord Byron gibi büyük edebiyatçıların eserlerini orijinal dilinde okumaya başladı. Bahriye'de 3 yıl okuduktan sonra 4. sınıfı bitiremedi çünkü İstanbul işgal edilmişti. Yani Cumhuriyet kurulmadan önce ortalık güllük gülistanlıkmış gibi sananlara selam olsun. Senin başkentin işgal altında. Senin başkentin işgal altındaysa sen ülke olarak zaten bitmişsin demektir. Bu okulda dönemin hatır sayılır büyük edebiyatçılarıyla da tanışmıştır. 1924 yılında Marif Vekaleti'nin açtığı sınavda büyük başarı gösterdi ve okulu bitirmiş sayıldı. Ve burslu olarak Paris'e gönderildi. Paris yılları başladı. Paris'te Sorbon Koleji felsefe bölümüne girdi. Bundan önceki birçok videomda da söylediğim gibi tarihe mal olmuş birçok insan felsefeyle ilgilenmiş, felsefe okumuştur. Alın sizin Necip Fazıl'ınız da felsefe okumuş. Felsefeye karşı olan beyinsizlere de sözüm. Bu okulda filozof Henri Bergson'la da tanıştı. Bohem bir hayat sürdü. Yani kumar ve alkol hayatı sürdü orada. Alkol ve kumar bağlılığı öyle çığırından çıkmıştı ki evinin kirasını bile ödeyemez duruma düşmüştü. Bir yılın sonunda başarısızlığından dolayı bursu da kesildi. 1925 yılında İstanbul'a geri döndü. İstanbul'da da bohem hayatı yani alkol ve kumar hayatı devam etti. 1925 yılında ilk şiir kitabı olan Örümcek Ağı'nı bastırdı. O yıllarda yeni bir meslek dalı olan bankacılık alanında önce bir Hollanda bankasında çalıştı, sonra Osmanlı Bankası'nın Giresun, İstanbul ve Ceyhan şubelerinde çalıştı. 1928 yılında ikinci şiir kitabı olan Kaldırımlar şiirini bastırdı. Bu kitap çok ilgi gördü. 1929 yazının sonuna doğru Ankara'ya gitti. Burada İş Bankası'nın umum muhasebe şefi olarak işe başladı. 9 yıl çalıştı burada. Müfettişliğe kadar yükseldi. Ankara'daki yaşamı sırasında siyasal elit aydınlarla yakın ilişkiler kurdu.
1931 ile 33 yılları arasında askerliğini yaptı. Askerliğini yaptıktan sonra Ankara'ya dönen Necip Fazıl, 3. şiir kitabı olan Ben ve Ötesi kitabını yayınladı ve önünde zirveye ulaştı. Tabi bu arada kumar düşkünlüğünden bir türlü kurtulamamıştı. Hasta olan radyo spikeri arkadaşı kendisine ilaç parasını vermişti. O ilaç parasını kumarda kaybetmişti ve ele boş dönmüştü. Bu kadar kumara düşkündü. 1934 yılı Necip Fazıl'ın hayatında dönüm noktası oldu. Çünkü o yıl Nakşişehir olan Abdülhakim Arvasi ile tanışmıştı. Abdülhakim Arvasi'nin Eyüp Sultan'daki Kaşgari Murtaza Efendi Camisi'ndeki sohbetlerine katıldı. Çok ciddi bir fikir değişimi yaşadı bu arada. 1935 yılında Türklük ve İslamcılık vurgusu yapan Tohum adlı eseri Muhsin Ertuğrul tarafından şehir tiyatrolarında sergilendi. 1936 yılında Ağaç Mecmuası'nı çıkarmaya başladı. Bu mecmuaya Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı gibi isimler de büyük katkılar sağlamaktaydı. Finansını da Türkiye İş Bankası yapıyordu. 1938 yılında bankacılığı bırakarak gazeteciliğe başladı. Haber gazetesinde yazmaya başladı. 1941 yılında Fatma Neslihan Balaban'la evlendi. Bu evliliğinden 5 çocuğu oldu. 1943 yılında Büyük Doğu Dergisi'ni kurdu. Bu dergi dini neşriyat yapmak ve rejimi beğenmemek gerekçesiyle birkaç aylığına kapatıldı. 1945 yılında Büyük Doğu Dergisi yeniden yayınlanmaya başlandı. 1947 yılında Rıza Tevfik'in Abdülhamit'ten İstimdat adlı yazısından dolayı dergi tekrar kapatıldı, padişahlık propagandası yapması gerekçesiyle. Eşi Neslihan Hanım'la birlikte padişahlık propagandası yapmak ve Türk milletine hakaret suçundan bir ay üç gün hapis yattı. 1947 yılında Sabır Taşı adlı piyesi CHB Sanat Mükafatına layık görüldü ama partinin idare kurulu bunu iptal etti. 28 Haziran 1949'da Büyük Doğu Cemiyeti'ni kurdu. 1950 yılında aldığı cezanın temyiz kararı mahkemece bozulunca eşi Neslihan Hanım'la birlikte tekrar hapse girdi. 1950 yılında Demokrat Parti'nin seçimlerden zaferle çıkmasından dolayı af yasası çıkardı ve Necip Fazıl hapishaneden tekrar çıktı. 1951 yılında kumarhane baskını olarak anılan olayda Necip Fazıl bir kumarhanede yakalanmıştır ve 18 saat tutuklu kalmıştır karakolda. Yani bu olay Necip Fazıl'ın hala kumardan kurtulamadığını gösteriyor. 1934'ten 51'e kadar Abdülhakim Arvasi ile olan dostluğuna rağmen. 1958 yılında Türkiye Jockey Kulübü'nün ısmarlamasıyla Ata Senfoni adlı bir eseri yayınlamıştır. 1960 darbesiyle evinden alınan Necip Fazıl, Balmumcu garnizonunda 4,5 ay tutuldu. Basın affı dolayısıyla beraat etse de Atatürk'e hakaret suçu içerdiği iddia edilen yazısından dolayı tekrar hapse atıldı. Burada 1 yıl 65 gün hapis yattı. 1961 yılında tahliye edildi. 1965 yılında Fikir Kulübü'nü kurdu. Birçok yerde konferanslar verdi. 1973 yılında hacca gitti. O yıl oğluna Büyük Doğu Dergisi'ni tekrar kurdurdu. 1975 yılında Milli Türk Talebe Birliği tarafından mücadelesinin 40. yılı münasebetiyle bir jübile tertip edildi. 1981 yılında İman ve İslam Atlası adlı eserini yazmak için Erenköy'deki evine kapandı. Aynı yıl 1981 yılında Vahdettin'i övdüğü, Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum edildi. 25 Mayıs 1983 yılında hayatını kaybetti. Eyüp Sultan mezarlığına defnedildi. Yani Necip Fazıl'ın hayatı o kadar dolu, o kadar çalkantılı ki ben elimden geldiğince özetlemeye çalıştım. Tamamını anlatsam tabii ki çok uzun sürerdi. Bu videoda çok sıkıcı olurdu. Necip Fazıl Kısakürek, Türk Edebiyatı'nın çok önemli isimlerinden birisidir. İnsanları tabu haline getirmemek gerekir. Bunu da belirtmek isterim. Yani ya melek ya şeytan yapmamak gerekir. Necip Fazıl'ın hayatı bunu çok açık gösteriyor.
Yani Necip Fazıl'ın hayatına baktığımız zaman içki, kumar, Amerikan Koleji, Fransız Koleji, CHP ile olan ilişkisi, 9 yıl İş Bankası'nda çalışması, hani kafir Yezid dediğimiz solcuların kapılarında yıllarca çalışmış. Yani söylemek istediğim olay şu: ben bugün Amerikan Koleji'nde okumuş olsaydım, değişik fikirler söylemiş olsaydım, bak Amerikan Koleji'nde okudu, zındığın teki derlerdi. Necip Fazıl'ın hayatına baktığımız zaman Robert Koleji'nde öğretmenlik yapmış, Fransız Koleji'nde okumuş, Amerikan Koleji'nde okumuş. Yani birçok yerden geçmiş. Hayatında içki, kumar, her şey var. Ama sonradan İslam'a dönüş de var. Yani dediğim gibi insanları tabu haline getirmenin anlamı yok. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.